Geliyor, geliyor. O zaman birazcık Freud'dan bahsedelim. <laughs> Demek ki o anki heyecanla kanka kim kimin elini öpüyor belli değil. Gelin de birazcık şaşırmış. Elini öptürmüş. Damat bu sahneyi izlediyse bir tık endişeli. Ne Günün heyecanıyla gecesinde inşallah <laughs> Kolay gelsin hayırlı işler Kapıdaki tişörtlerden iki tane alabilir miyim? İki tişört veriyorum Üçüncüsü bedava Güle güle kullanın Buyurun hanımefendi Buyur kardeşim. Abicim ya şuradan üç tane tişört aldım da iki tanesi olmadı. Acaba götürüp iade yapabilir misin? Tamam kardeşim hemen. <laughs> kardeşim bunları almış, iade etmek istiyor. <laughs> Al kardeşim. Ulan ne enayiler var be. Cebimden para çıkmadan tişört sahibi oldum. Nasıl dükkan işletiyorlar hayret bir şey. Hep sürekli her gün yeni bir internette yeni bir dolandırıcılık yöntemi öğren öğreniyoruz ya. Sikeceğim bak bu internet günah teşvik ediyor abi. Sürekli yepyeni şeyler öğretiyor bize bu internet ya. Geçen de Instagram'da bir şey gördüm. Şimdi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum şu anda mi? bir şey gördüm Instagram'da. <laughs> büyük meydi. Hayatta kaçırdığım bazı müte. şeyler var. Ha. Siktir git, amına koyacağım senin de şimdi kaçırdığım şeylerinde. Abi sen bizim Aziz'in logo'yu gördün mü? Yok abi görmedim. Aziz Kendi logo yaptırmış abi. Aziz logo Aziz mu yaptırmış? Aziz kendine 300 liraya logo yaptırmış. 300'e mi yaptım? 300 liraya e logo yaptırmış bak abi. Bak Discord'a bak, Discord fotoğrafı. Niye öyle bir şey yaptırmış? Atsana bana özelden. Onu gördüm, koptum ya. <laughs> Dur atayım. Bir marka mı oldu? <laughs> Aziz'im. <laughs> <laughs> Sen ana tıkla var mı? Çekti mi? Bilmiyoruz ki abi. Çektiği zaman bize gönderecek. Aha beni Haluk Levent aradı ben geliyorum. Bu ne amına Bu mu? Logosu bu mu? <laughs> <laughs> <Allah> bu <Buna> ne ya? 3 seneye gitmiş abi bunu yaptırmış. Hocam bu Mert niye bu kadar mutlu ya bu fotoğraflarda? <gülüyor> 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 yani bir tipine bak. Sıfat öyle eşgalini sikim senin ya. O güzellik ya. <laughs> Oğlum bu harbiden <laughs> Kullanıyor abi şakasız kullanıyor Discord'da. <laughs> Discord'da böyle geziyor da. O moderatör şeyi ince olmuş ama. Az ince kadar ama bu. 300 TL <laughs> mi? Bu, bu 300 TL mi? Evet abi. Freelancer. Bir şey söyleyeceğim Karamaz, kılık sen kılık bunu yani. yapamaz mıydın mesela Karamaz? Sen bu ekibin tasarımcısı öfkesiz olarak girdin, şimdi amınakoyim süperstar bakayım. Yok, yapamıyor. Yani. Bundan mı yapamıyor? Tamam, Yapam yok, yapamıyor. sana kötü bir haberim yok. var ama gülmek yok. Söyle. Bunu, bunu, bunu ben yaptım zaten. <laughs> sen bizim ya. Aziz'e 300 TL ya. siktin mi yani? 300 lira aldım mesela Aziz'e. Horoz bu Karamaz, sen neye bakıma aziz? yararsın ya? Söylemiyordu Aziz kime yaptırdığını. Hayır hayır, para almadım. Bu ne peki? Bende... Aziz, bu... A, çalışmanın bunu anlamı ne? Ya. bunu parayla yaptırmış Umut Ali ben. Bir milyona manuel alanla kapışır. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Hayırlı olsun Allah şifa versin. <laughs> Allah şifa versin en kötü günümüz böyle olsun ya. Bu, bu tip ne oğlum? Bunu niye attın lan bana? Bu... Ama, bunu ben edeyim diye mi attın bunu bana? Niye attın? Ben bu yayına... Ortam yarım saattir bakıyorsun. Ekonomimiz <laughs> nasıl? İyi. Ekonomimiz nasıl? İyidir. Bir sıkıntı var mı? Yok. Yönetim hakkında ne düşünüyorsun? Yönetim hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun? Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum. Bayramda bir planın var mı? Yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu kadar abi, <laughs> bu ya bu bu kadar yani anladın mı? Yok. Aslında tam olarak bu yüzden kekoları seviyorum. Yani çünkü. Keko manitam da oldu. Düşünüyorum böyle gavat manitam da oldu. E, gavat diyeceğim. Gerçekten başka hiçbir türlü açıklayamam. Gavatın yanında, gavat diyeceğim çocuğa. Gavatın yanında birisi for real bana öpücük attı. Baya güzelim falan yaptı yani. Ya Burnunla böyle atak yapsaydım. Şey oldum ya bir de daha yeni çıkmaya başlamıştık dedim for real ya. Kim bana ya? mı yaptı? Falan. O da dedi ki Atena'nın şarkısı. Çok güzelim falan. Elevizyon 2004. Ama keko öyle mi? Değil. Aşkım şu çocuk bana mı baktı diyorsun? Gidiyor şu ya diyor ki sen benim manitama mı baktın? Bakmadım abi diyor. Bakamazsın zaten diyor. Öyle yani mi? Keko, keko manita ona. Kekolarla. Ya amca sen ne <laughs> anlatıyorsun? Şimdi gerçekten kekoların hakkını yiyoruz yıllardır. Aptal ortamlı çocuklar yüzünden adam gibi seven kekoları üzüyoruz. Yapmayın bunu. Lütfen. Ablacım ama sana keko bakmaz ki ya. Kekoların... Bir standartı var ama bakıyorum bu değil yani. Gerçekten. Yanlış mıyım abi? Doğru diyen. Kargo 10 kişiye daha göndermiş çok teşekkür ederim kargacım. Ya hadi bunu izlemeyeyim 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 diyordum izliyorum hadi ya. Ağlamışsın o lan! Ya niye bağırıyorsun her seferin? <laughs> mal üzerine. zaten daire borcumuz var. O Anasının nikah iddia mı oynadınız bir daire mi yatırdınız ne yaptınız ya? Yurt dışından ben maç satın alırken bile bu kadar basmıyordum. İmzaya atacak. Ya bu annem inat inat. Ben onun inadına başlarım. Baba ayakkabım yırtılmıştı da para verecektin bana. Ne parası lan kapan kapıyı. Bu mal ne diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne vereceğim? Aç imzayı? İnat inat. Bu kadınla bir iyileşemedi şey ya. Kadın, makinelerin mi bağlı? Her her videoda öyle. At lan şu imzayı! Hakim. Oh be! Ömürün önünde aldık imzayı! Evi satıyorum birazdan! Siz ne saçmalıyorsunuz? İçeride Kur'an okunuyor ya! Hadi çık lan şuradan! ev satıldı! İmzalattığınız kağıda bir bakın. Bütün mal varlığı üzerime kaldı. Benim kağıdıma imzalattınız. Bütün mal varlığının lösemi çocuklarına bağışlıyorum. Buna da bakar mısın? Bir de sen hangilerine izin verdin merak ettim. Ezra 5 TL göndermiş. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bakalım. Ben de bu akımdan eksik kalmak istemedim. O yüzden başlıyorum. Kıyafet tabii ki de istediğini giyebilirsin çocuğum. Ama bir gün vücut hatlarını insanlara etkilemeye çalıştığını fark edersem veya vücut hatlarını kullanarak sosyal medyadan takipçi kazanmak gibi şeyler yaptığını görürsem seni yırtarım. Alkol... Hakan elendi. Bir, birbirini gösteren Spider yani. Ben zaten çocuk ruhlu bir anne olacağım. O yüzden senin arkadaşlarınla da çok iyi anlaşacağım. Benim de olduğum bütün ortamlarda alkol kullanabilirsin. Sigara kullanmaya başladığını duyarsam kızarım çünkü kendine zarar verirsin. Sevgili, muhtemelen ben babanı boşamış olacağım. Çünkü çekemem yani o kadar uzun seneler. Muhtemelen boşamış olacağım. Al ananın hali ortada. Çok istiyorsan yap ama görüyorsun yani. Hepsi aynı. Ha çocuğuna mı diyormuş? Ben de eşine diyor zannettim ya. Al birini vur ötekine. O yüzden bulaşma çocuğum sevgili mevgili. Hiç işin olmasın. Piercing dönme. istediğini yaptırabilirsin. Ama birkaç sene sonra gelip de bana ee, niye izin verdin bana bilmem ne dersin. Ağzın ortasına bir tane koyarım. Çünkü kendin istedin. Yaptın. Gece gezmesi. Tabii ki de gezebilirsin. Ama yerini bileceğim ki arkana adam takabileyim. Öyle kafana göre Arkana gidemezsin. adam takayım mı? Ta Alkol sigara. Asla. Allah Allah göstermesin. Ee, gece gezmesi. <laughs> saçma saçma sorular sorup durma bana. Kıyafete karışıyor musun peki? yerine göre usturuplu giyinecek. O dekolte mokelte de asla olmaz. Asla kardeşim. Yapacağım. Dövme piercing? Yok 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 yok. Hiçbir yere. Yok yok tövbe Allah göstermesin. Sevgili? sevgili. Onun ne sevgilisi ne sevgilisi? O zaman bir tane android yapın amına koyduklarım. Sevgili falan. Tamam, ben ben sonra sonra saçma saçma konuşma saçma saçma. Telefon? Saçma. Peki telefon Telefon telefonu olabilir. Telefon olabilir sıkıntı yok yani, telefonla. İyi bari nefes sıkıntı. alsın. Nefes alsın mı? Yok yok sıkıntı yok. Yerine göre giyiniz. Arkadaşlar. Size bir soru. 1 milyon spermle 1 milyon TikTok'un ortak noktası nedir? <gülüyor> nedir nedir? <gülüyor> Sadece bir tane insan oluyor. Şimdi <laughs> 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 kalan israf anladın mı? <laughs> Bakalım istediğin sürece istediğini giyebilirsin. Dünyanın en güzel şeylerinden biri benim ailem karışmıyor. Size ne demek? Ve sana bu zevki yaşatacağım. Şöyle bir gerçek var. Ben zaten sevgili yapmada sen de o sevgili yapılacak. O yüzden sevgilisi olmasına karışmam. izin veririm. Ve böylelikle sevgilisiyle arasında geçen şeyleri bana anlatır ve en azından benim gözetimin altında olur. Ağzındaki küpe Karışmam. Çünkü kendimden sonra bir kere değil mi? Ama dövmeye reşit olduktan evet. sonra müsaade ederim. Çünkü vücuduna baktığında bu benim ergenlik hatam demesini istemem alkol ve sigara çok hassas bir konu alkolü benim yanımda içmesine izin veririm çünkü ben izin vermezsem gidip saçma salak insanlarla saçma salak yerlerde içeceğini biliyorum eğer sigara içerse de bırakması için elimden geleni yaparım ama kesinlikle bunu şiddet şeklinde yapmam gece sokakta düzgün bir yerde düzgün insanlarla ve ben bunu biliyorsam istediği kadar gece sokakta gezebilir benim çocuğum ama kendi hayatı yönelimine de karışamam bitti gelecekteki çocuğumu ben yapayım mı? Yap abi yap. Yapsan abi bir mesaj yap. ver gelecektik çocuğuna. Telefon sevgili alkol sigara arkadaşta kalma. Hangi hangi maddeleri yapayım? Hepsini yap abi işte buradaki işte yap. Tamam telefon. <laughs> telefon ne ya telefonla ne anlamda telefonla kurcalar mıyım anlamında mı? Yok direkt telefonun işte telefon alır izin verir misin? Telefonun olmasına izin verir miyim? Adam 3 yaşında tablet verecek. Ya. Evet. Şu çocuğuma sesleniyorum anne hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Telefonunu ilkokuldan sonra alacağım çünkü e, sana ulaşmam gerekecek. Telefonunu kargacım 50 kişiye daha bunu gönderiyor karga. Çok teşekkür ederim. Bugün karga 13.000'e merdiven dayatacak. Çok sağ olsun. Barbaros sağ olun telegramlar. Allah'ın varsa bunları bize izletmezsin. Allah'ım var çok şükür. Hamdolsun. Amin. Arap şükür. Gizem Ayarsız Kurt 10 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim Gizemciğim. Çok sağ ol. Şimdi telefon. Telefon şöyle. Ee, doğdu. Birinci yaş gününde biraz erken olur. İkinci yaş gününde bir tane tabletini alırım. Onu söyleyeyim. Telefonu kullanacak kıvama geldiğinde telefonunu da almış olurum zaten. E, öyle söyleyeyim. Bir de son çıkan telefon neyse ondan alırım büyük ihtimalle. <laughs> ee, sevgilisi olursa... Kız çocuğu mu erkek çocuğu mu Hiç bu arada. fark etmez. Okey. Sevgilisi... Samet senden bir cızırtı geliyor ama. Benden cızırtı nasıl Söylemeye gelelim. de çekiniyoruz. <gülüyor> 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 Yok, tamam benden gelmez ki ama şu an. Harbiden ama çekiniyoruz az bir şey yani geliyor söylüyoruz. ve biz bir şey diyemiyoruz amına kodumun yerinde. Az bir onu çözme şansın var mı? Çünkü sanki böyle Çözdüm. tam takılmamış gibi o. Özleyim dostum. Çağır abi Tabii baştan Allah alsana Allah bir almış. de araya girmeseniz de klip alacağım. Tövbe estağfurullah. Şimdi telefon ben söyleyeyim benim ilerideki çocuğuma seslenme gibi olsun. Yarın bir gün bunu tweet atıp paylaşır amına kodum hiçbirini de yaptırmadı hepsi yalanmış diye. <laughs> o yüzden de güzel bir klip geleceğe güzel bir klip. Şimdi telefon tableti ben aynı kategoride değerlendirmek istiyorum. Telefon ee, doğdum ve kullanma çağına geldiği noktada telefonu vereceğim eline. Tableti de vereceğim. Ama zaten benim çocuğum tablet falan filan bunlarla çok oynayacağını düşünmem. Düşünmüyorum. Çünkü ben onu müziğe yönlendireceğim. Hani tablet falan ihtiyacı olduğunda baksın. Anlatabiliyor muyum? İhtiyacında olduğunda bakar. Kurcalar. A günde bir saat, yarım saat takılsın. Onun haricinde gelsin piyano öğreteyim ben ona. Gitar çalalım bilmem ne yapalım falan filan. O yüzden bunlara eket vurmam yani. Sevgili... Sevgilisi tabii ki olacaktır arkadaşlar. Yani sevgilisi tabii ki olacaktır. insan yani sonuçta sevgisi olsun. Ee, yalnız benim tanışma boyutuma geldiyse sevgilisi birazcık saygı beklerim yani ben anlatabiliyor muyum? Bana saygısızlık yapmayan bir sevgilisi varsa ne ala yani. Onun haricinde sevgilisiyle detay ben pek bilmek istemem. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki çocuğu yani kız çocuğum varsa sevgilisi de erkekse eğer bütün ihtimalleri düşünerek konuşuyorum şu anda. Eee çocuğum varsa sevgilisi de erkekse hani çocuk iyi birisi mi ben onu gizliden bir araştırırım zaten. Anladın mı? Hani o kadar da hani o kadar da rahat bir baba değiliz yani. Bir hani benim çocuğuma zarar verebilecek birisi mi, değil mi falan filan onu bir gözetlerim. Orası okeyse, okey sevgilisi illaki olacak ama neye karşı gelmeye çalışıyoruz yani dünyada anladın mı? Alkol, sigara. Vallahi şöyle sigara içmesi Eee içsin madem iç, içiyor özenli içti ama eğer benim uyurken cebimden paketimden sigara çalarsan senin ağzına sıçarım işte evlat. Onu ben sana söyleyeyim. İçiyorsan da boku kendin ala, alabiliyorsan iç. Anlatabiliyor muyum? Gelip amına koyayım benim paketim ben sabah kalktığımda bir dal alıp aa paketim bitmiş yine gece çalındıysa o paket işte o zaman ağzına sıçarım. Anlatabiliyor muyum? Bak açık ve netim şu anda. İçiyorsan iç git al iç. Ben benim pakete karışma. Ha, gece açık yer kalmamıştır, paketinde bitmiştir. Benden dersin ki baba hani böyle böyle sigara kalmadı bitti. Benden işte iki dal müsaade varsa bir iki dal verir misin? Ben de sana söylene söylene içme şu zıkkımı al, bokumu iç. Param diye diye yine de veririm. Onu bir söyleyeyim yani. Alkol ya içilir içsin. Dozunu biliyorsa içsin abi. Mekanlardan topluyorsam eğer Yani içti Beni arkadaşlar arayıp işte Oğlum burada kusuyor kızım burada kusuyor Gel bunu buradan al gel şöyle yap falan filan Öyle bir durumdaysa Ağzın ne iç İçiyorsan da ağzını iç Anladın mı İçme eğer böyle içeceksen içme Kendi sınırını bil Arkadaşta kalma Arkadaşta kalma altında ne yazıyor onun Arkadaşta kalma olayına gelelim. Kaldı arkadaşı bizde kalmışsa öncelikle. Yani daha önce kal kalıcı arkadaşı önce bizde kalsın. Ondan sonra o da onlara gidebilir. O da onlara gidebilir. Ama bana işte götüm ayağı yapma evlat. Anladın mı? Ben Merve'lerdeyim deyip Berke Canlar'dan çıkma yani. Veya oğluma sesleniyorum. Ben Ahmet'lerdeyim deyip ee, Merve'lerden çıkma. Bu sefer de Ahmet, mesela ise çocuğum, o da tehlikeli. Baba ben Ahmet'lerdeyim, bütün gece Ahmet'leyim diyecek mesela, gidiyor Ahmet'le. Bak şş, kafam birazcık karıştı şu anda. Arkadaşla kalma konusunu bir düşünmek lazım işte şu noktada, o daha kötü. O zaman Merve'lere gitsin. Mesela kızım olursa kötü değil, yani oğlum olunca mı kötü Çağrı? <laughs> Evinde kal. Ben sana güzel bir oda yapayım. Senin arkadaşlarım bize gelsin. Gerekirse sen biz evden gidelim anneanne. Anneni ben bir otele götüreyim. Otelde güzel böyle jacuzzi'li bir otele götüreyim amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Böyle kış dağ köşesi bir yere falan böyle kaçamak yapalım ananla. Anlatabiliyor muyum? Sen evde partiliyor Ne bok yiyorsan ye. Zaten bende kameralar olacağı için evde. Uzaktan şöyle izlerim ben de eve. Ne bok yediğinizi görürüm. Anladın mı? Zeka işte bu. Zeka! Evet. Ben böyle düşünüyorum. Evi ben desin ki benim arkadaşım gelecek baba. Gidin evden desin. Gidin evden dersen ağzına sıçarım. O zaman kendine git bir tane ev al ondan kovarsın bizi derim. Bana öyle demeyecek. Bana yaklaşmayı iyi bilmesi lazım. Bana diyecek ki baba bu gece evde misiniz? Annemle şöyle bir yere gidin de bizim e, çocuklar falan hep beraber kızlı erkekli parti yapacağız desin mesela. Ben de tamam kızım derim. Veya tamam oğlum derim. Ama kameralardan partinin gidişatına göre ara ara annesini dürterim. Şunu bir arayayım bunlar bir iyice cozuttular falan gibisinden. Öyle bir model olurum gibi geliyor yani. Ara çıkarım seni. Evet. <gülüyor> Kıyafet. <gülüyor> Kıyafet konusuna gelirsek. Ee, kıyafetine ben çok karışmam. Ama sürekli sürekli koyayım. dolca kapbağına giyiyorsa. Anasını mı derim yani artık yani anlatabiliyor muyum? Yani sürekli böyle Louis Vuitton falan filan abartma amına koyumu derim yani o noktada. Kendin kazan, kendin giy o zaman derim yani. O anlamda karışırım. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda karışırım. Ya kızım buna bu kadar para verme. Ne gerek vardı falan gibi o baba laflarını ederim yani. Ya işte oturduğumuz semte de göre de değişir şimdi. O ya bulunduğu konuma göre hareket etmeyebiliyorsa hiç problem yok. Bence de beni yargılayamaz. biraz daha böyle üstürüplü, biraz daha ülke standartlarına göre giyinirse, ortalamasında giyinirse o zaman okey. Giriş çıkış saati ee şöyle. Giriş çıkış saati. Ya ben akşam yemeğinde evde olsun isterim. Çocuğum akşam yemeğinde ben o masada olsun. Günü bir değerlendirelim. iki laf edelim. Ondan sonra gerekiyorsa akşam yemeğinden sonra çıksın gitsin. Anladın mı? Atıyorum bir saatimiz olsun. Saat 8'imiz olsun mesela. Akşam saat de evde olalım. Max akşam ezanı aynen öncesinde. Orada bir evde olalım abi. Bir yemeğimizi yiyelim, çayımızı içelim. Biraz zaman geçirelim ya evladımla. Boşuna mı yaptık yani? Bununla biraz muhabbet edeyim, sohbet edeyim, şaka yapayım, takılsın. Benle takılması lazım abi. Benle takılacak ki ben ona hayatı öğreteceğim mesela. Şaka öğrenecek benden, efendime söyleyeyim evde muzurluk öğrenecek anladın mı? Sonra insanlara yapsın. Eve giriş saatinin yani çok abartmaması lazım ama. Sabahın beşinde geliyorsa göreşemiyorsak o zaman da olmaz. Ya diyecek ki yani baba ben işte yemekten sonra şuraya gidiyorum. Tamam hadi git oğlum veya kızım. Bana şey demeyecek. Babalık 50 lira veriyorsun ama sorguluyorsun beni sürekli falan. Böyle yapmayacak işte anladın mı? Yüz <laughs> yani, kontrol atıyorsun ama bütün hayatıma adaptesin. Falan böyle yok. Yani onu anlaşacağız artık onu o noktada aramızda. estetik konusuna gelirsek. Kızım sen salak mısın? Benim gibi yakışıklı bir babam var. Annen gibi güzelim, güzel mi güzel. Nur topu gibi annen var. Anlatabiliyor muyum yani? İkimizden karışım güzel bir DNA alsın sen. Güzel bir genetiksin sen. Geninle niye oynuyorsun kızım? Senin genetiğin zaten yakışıklı ve güzelsin sen şu anda. Sakın estetikle kendini bozma derim. Anlatabiliyor muyum? Mif topu mu? Onu ona inandırırım. Güzel olduğuna inandırırım. Muhtemelen ergenlikte çok çirkin olacak. Ben çünkü ergenliğim benim kötüydü. E çok kötü değildi. Yine bebeksi bir suratım vardı. Bebeksi bir suratım vardı ama çok kötü değildi. Ama benim çocuğum herhalde o da büyük ihtimalle annesinden kaynaklı ergenliği çok kötü geçer. Tip olarak diyorum yani. O da annesinden almıştır yani o tipsizliği varsa da birazcık bile olsa. Babası şu an iyi mi? Çağatay laf soyktun. Hadi hayırlısı olsun. İnşallah DM'den şimdi sana köpek gibi gülüyorlardır. Mutlu olmuşsun. ama burada kırık bir kalp bıraktın kardeşim. Onu da bil. Onu da bil. Yo benim ergenliğim güzeldi mi? <laughs> Güzel şaka. Yani öyle estetik derim ki bir tipim mi otursun bir 20 yaşına bir gel 18-20 yaşından sonra tipim mi otursun ergenliğimizi bir atlatalım hep beraber efendime söyleyeyim ondan sonra e, estetik gerekiyorsa ne yapayım yaptırma desem sanki yaptırmayacak mı abi ya? Ne yapayım biraz ben adım açacağım, biraz o adım atacak. Çok ters o bir baba da olabilirim ama. Piercing. Piercing konusuna gelecek olursak Arkadaşlarında şöyle piercing var mı? Hiç takıyorlar mı? Hiç özeniyorlar mı arkadaşlar? <laughs> bu tanıdık geldi mi bu cümle? <laughs> hiç ya başka yapan arkadaşlarım var mı? Değil mi? Çok tanıdık bir cümle. Diline yaptırmış bir de. Götünü de deldir. <laughs> Oralardan da mı deldirdin. İyi götünü de deldirsin o zaman. Bu da tanıdık, değil mi? <laughs> Kardeşim bunda diyeyim amına koyayım. Bu kadar da olmam lazım. Birazcık da bu babadan da almam lazım ya. Gün gören çocuğum amına koyayım. Bu kadarını demem lazım ya lütfen. Allah Allah. Nelerini deldiriyorsan neldir? Semtten çıktıktan sonra takıyorsun kaşına gözüne ne takıyorsa. Burada takma. Buradan eve gelirken de çıkart. Delik deşik suratını görmeyeyim. Dövme mi? İstediğin dövmeyi yaptır. Yüzüne çok dövme yaptırma ama rica edeceğim. Bir de memur olamazsın. Cinsellik. Cinsellik şöyle, cinselliğine nasıl karışacaksın ki zaten? Çocuğunun cinselliğine nasıl karışabilirsin yani? Karışamazsın, bir noktada karışamazsın. Karışmaya kalkarsan da haberin olmaz amına koyayım. O yüzden en azından belli bir yaşa kadar, reşit olana kadar bir muhafaza durumu söz konusu olacaktır. Ondan sonra zaten ne bok yiyeceğine kendisi karar vermiş olarak yetiştiriyor olmam lazım. Öğrendin diyelim, cinsel hayat olduğunu mu öğrendim? Arkadaşlar o kadar anlayışsızlık yapmayın. Ne yapayım? Evlatlıktan reddedeceğim. Ne yapacağım amına koyayım? Nasıl <laughs> cengen yakaladın abi ne yaparsın? Ya ne yapayım ya? Ne yapayım amına koyayım ya? Gelirim başına ne oynuyorsun diye beklerim amına koyayım. Bir strese sokarım. Sonra salarım ya. Koltuk. Hasan seni döverim seni. Mal. Mal. Ne yaptım ya? Konuşabiliyor muyuz artık? Arkadaşlar benim önemli olan abi. şu. Benim benim önemli olan şu. Belli bir yaşa kadar ben ona ne yapması tamam, gerektiğini, yeter kendi, kendi bireysel kararlarını kendisinin alması gerektiğini. Benim yani 18 sene bir hakkım var o, o çocuk üzerinde. 18 yaşına kadar benim onu artık böyle dünyanın bütün böyle triklerini öğretmiş bir 18 yaşında bir çocuk olması lazım anladın mı? 18 yaşına sonra 19 yaşına geldi mi artık o cinselliği de o kendisi karar verecek bilmem ne. Ama yanlış bir hareket yapma o kıyaslama yetisini sağlamış olmam lazım yani. Ya sikerim belasını erkek kız fark etmez yani o noktada. Öğrenmemeliyim yani. Öyle bir şey Senin olsun. evlilikte ama cinsel hayatın iyi olur Çağrı. Neden? E madem milflere bu kadar merakım var. Ne alaka? E i̇şte işte... yaşlanacaklar ya beraber. Win win yani onu diyor. Ben öyle anladım yani. Tamam Mert sağ ol. <laughs> <laughs> Siz sifon çekseydin ya, ya ben hak ettim onu. Tamam teşekkür ederim. <laughs> sifon diyenler. Abi şu anla istediğin kadar konuş. O şimdi doğduğu zaman şey yapamayacaksın ki. Etrafında döneceğiz yani anladın mı? Çünkü bir evlat bir insan... Doğuyor büyürken böyle gözlemliyorsun falan filan çok önemli önemli bir olay ya bu. Kolay bir olay değil abi. Buradan şimdi ne desek boş yani. Şimdi belki de bana öyle bir bakacak ki hiç izin vermeyeceğim bir şey izin vereceğim mesela anladın mı? Ben birazcık vicdanlı bir durumdayım. Annesi ben sadece bana annesiyle beraber olup bana yalan konuşmasınlar. Önemli olan o. Ha bak tam o soru gelmiş. Annesiyle birlikte olup bana yalan söylerlerse söylememeleri lazım. Annesi de o yüzden öyle bir anne seçmem lazım. Yani kimi kiminden saklıyorsun abi? İkimizin, ikimizin ürünü değil mi bu çocuk yani? Yanlış mı? Ben dölledim senin yumurtalıklarını. Sen de bunu dünyaya getirdin. Anlatabiliyor muyum? Bu ikimizin ürünü ya. Bu dünyaya ikimizin meyvesi değil mi abi bu? Benim ne kadar söz hakkım varsa senin de o kadar söz hakkım var. Yanlış mıyım abi? Bu bizim meyvemizi hani ortak bir şekilde, ortak kararlarımızla büyüteceğiz. İki, İkimizde eşit miktarda etkimiz olacak şekilde çocuğa, o şekilde olmalı yani. Arkadaşlar biyolojik konuştum ya. Ya şüpheli kullanıcı Samet. Tar gece birden ne? Samet senin gece 1'e kadar ben bir. Mi... Niye biliyor mu? Banlayım o ne kaç ya? saat var? Seni bir iki saat banlayım sen gece birden sonra devam et izlemeye. Bir de taşak soğuk Oha öyle ban bana. mı atılıyormuş? Ben de ona evet. Seçim. Günaydın. Ooo cahil geçiyorsunuz. Size nasıl fark... Size nasıl tik verdiler amona koyayım Harbi ya. Bak ben hak ediyorum işte ha. sen gülme lan Akın. Yayın Hadi akın bir amongus yapalım mı ya? Koruyorum. ben sana bir şey soracaktım. Ne soracaktım ya? Sor bakalım Yağmur. Yapmam. Öf kafamı <laughs> Yapmam. Mutlu yapmazsın. Senden çocuk yapmam. <laughs> ya aa, <laughs> <sanat mısın> sen? <gülüyor> Kafamın <gülüyor> derinliklerine ya bu şaka döndü de yapmaz <laughs> Çosur, Aynen Çosu benim de. <laughs> ya bu <bıçağı> adam <laughs> ne soracaktı? Harbiden merak ettim. Sorsana. Şerefsizler. Unuttum. Ne diyecek? Ha bazı hani bazı çocuklar anneye daha yakın olduğu anneye söylediği şeyleri babaya söylemiyor ya. Böyle bir durumda ne yapardın mesela? Ben Olamaz. O zaman siktirsin gitsin annesinden. Saklıyorlar dediler ya. Tamam şey o zaman siktirsin annesinden aşık alsın. Bütün sorunları annesi çözsün o zaman. Farkında olmayacak ki zaten saklıyorlarsa. Hmm. Aynen. Bok farkında olmam. Benden bir şey kaçar mı lan amonokon? Benim kadar detaycı bir <laughs> insandan kimse bir şey kaçıramaz. Merak koda atar mısın bro? TikTok atma sakın hemen atıyorum oğlum. dostum. Ya oğlum toksiklik yapmayın bak Burak. Sen de git abi. iki saat sen de git. <laughs> toksiklik yapmayın. Şu an sikiş modumu açtım. Ne gülüyorsun abi? Bir şey söyleyeceğim. Among <laughs> Us. Aa Melody de çok oynamak isterdi Among Us'u. Hey sen. <laughs> videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at. Yorum yaz. Ve videoyu beğen. Yararlı